İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bu derste Motion dersinin ikinci bölümünü anlatacağım. Birinci bölümde Raspberry Pi ve ana makineyi ağ üzerinden haberleşecek şekilde ayarlamıştık. Böylelikle Raspberry Pi'ye kamera, klavye bağlamadan ağ üzerinden terminalle ulaşacağız. Üzerine bir tane webcam bağlı. Bu webcam'in çektiği görüntüleri SD karda kaydedecek ve şu ağ adaptörüyle FTP server aracılığıyla ana makineye gönderecek. Amaç bu. Bunun için artık Motion'un ayarlarını yapmadan önce bir saatle ilgili problem var, onu halledelim. Raspberry Pi üzerinde saat olmadığı için saati ana makineden öğrenmek üzere gerekli olan script'leri ve cron tab satırlarını yazacağız. Onun için hemen önce bir şeye bağlanıyorum. Şöyle bakalım neredeymiş. Kamera 01.txt, hatırlarsanız bunun içine Raspberry kendi IP adresini yazıyor. Yani onun içine baktığımız zaman şöyle 192.168.2.236 bağlanalım hemen. Sudo sshe secure shell pi kullanıcısına bağlanacağız. Raspberry'deki 192.168.2.236 enter. 1, 2, 3, 4 ana makinenin şifresi, 1 Raspberry'nin şifresi ve clear deyip şöyle bir temiz sayfadan başlayalım. Şu anda Raspberry'nin içindeyiz. Bu ekranda bir terminal daha açıyorum. Bu da şöyle sağ tarafta bir yerde dursun. Ana makine. Şimdi yapacağımız şey şu. Ana makinenin tarihine bakalım. Date bu. 19.00. Raspberry'e gelip orada date yazdığım zaman 19.00. İkisi de hemen hemen aynı. Çok az saniyeler fark var arada. Şunu bozayım önce. Şu anda internete bağlı olduğu için benim internetten saati doğru olarak alıp Raspberry doğru işlemiş, ama kurduğunuz sistem internete bağlı olmayabilir. Bağlı olmadığı durumda Raspberry Pi'in saati öğreneceği tek yer ya bir donanım, gerçek zaman saati donanımı yapmamız gerekiyor ya da ana makineden öğrenecek. Basitçe ana makineden öğrenmeyi yapalım şimdi. Şöyle saati sıfırlayayım, mesela sıfır olsun. Şöyle yapıyoruz bunu. Sudo date, saat ayarlama böyle oluyor Linux'ta. Tire tire s eşittir tırnak içinde. Yukarıdaki tarihi aynen yazayım. Tarih aynı olsun, değişmesin. Saati 00.00.00 yaptım. EEST 2014 yılı, tırnağı kapa, enter'e bas. Şimdi date dediğim zaman bakın saatimiz 0. Yani böyle değişik bir saat ve tarih olma ihtimali çok fazla. İnternet bağlantısı koptuğu zaman ve Raspberry reboot yaptığı zaman böyle şeyler olabilir. Şimdi şunu yapacağız. Birinci adım, ana makine şuradakine benzer şekilde bir script'i, içinde bunun böyle bir satır olan shell script'i düzenli olarak oluşturup yazsın. Mesela set date şeklinde bir script yazsın. Bunu yaratan bir script yaratalım. Yani bir tane script yazacağız. Bu cron tab sayesinde her dakika çağrılacak. Bu bir script yazacak. O script'i Raspberry çağırıp çalıştıracak. O zaman bizim burada yapacağımız şey şu. Nano root kullanıcı değil, normal kullanıcı da yapacağım. Ve create olsun. Create date script nokta sh. Böyle bir shell script yazıyorum ve şöyle çalışacak. Echo ne yapacak? Echo'nun içinde sudo yazacak, arkasından date yazacak. Şuradaki satırı yazıyorum, şu satırı. Tire tire s eşittir tırnak içinde tarih yazacak. Tarihi şöyle yapıyor. Hatırlarsanız önceki bölümden şunu yazdığınız zaman date'i buraya yazar, ama tırnak içine almak için şunu yapıyorum. Tek tırnak, çift tırnak, tek tırnak buraya. Tek tırnak, çift tırnak, tek tırnak. Bu sonucu tırnak içinde yazar. Date'i şuradakine benzer şekilde. Şuradan şuraya kadar olan kısmı yapar. Ve bunu bir dosyanın içine yazsın. Soyadı şey olan, shell olan. Bu da şöyle olacak. Büyüktür. Nerede? Home'da yerini uzun yazayım. Reha'nın içinde, benim home klasöründe. Ne olsun? setDate.sh. Evet, bu kadar yeterli. Ctrl X, Yes, Enter, LS'ye bakıyorum. Şimdi burada create date script diye bir tane script'imiz var. Bu script'i çalıştırdığın zaman, yani sh deyip create bunu çalıştırdığın zaman, ls diyorum, bir bakıyorum.
set date. Şöyle bir script oluşmuş. Her şey doğru. Sudo date tretres. Evet, her şey doğru görünüyor. Bunu şimdi düzenli olarak yapması için de Chrome tab -e dediğim zaman edit yapacağım. Buraya geleceğim. 1 2 3 4 5 ve neydi? SH home'da Reha'nın içinde uzun yazıyorum yolu, kısa da olabilir ama tam yoluna, yani mutlak yolunu her zaman yazmakta fayda var. Create date script nokta sh. Evet, her dakika bunu çalıştıracak. Böylece şuradan set date silsem bile, remove set date silsem bile bakıyorum date. Şu anda 55 saniye. 5 saniye içinde tekrar oluşturulacak. Evet, şu anda oluşturmuş olması lazım. Oluşturmadı. Çünkü Chrome tab -e'de create date script'i muhtemelen yanlış yazmışımdır. Evet, T'sini yazmamışım. Onu yanlış yazınca tabii ki bir şey de söylemeden hiçbir şey çalıştırmamış oluyor. Ctrl X, yes, enter. Artık bir dakika kadar sonra çalıştıracak o. Ben şimdi buradaki script'i yazmaya başlayayım. O da şey yapacak. Çalıştırıp oluşturayım da kendim getireyim oradan. SH create, bunu çalıştırdık. Set date oldu. Burada şu şöyle bir komut çalıştıracağız. Wget nereden FTP bölü bölü kimden Reha kullanıcısı şifresi 1234 olan 192.168.2. Neydi host name tire i 126. Daha önce 156 idi. Şimdi ben bunu 126 olarak static IP verdim. 126'dan neyi getirecek? Set date nokta sh'yi dediğim zaman ls, bakın buraya set date geldi nokta sh ve bunu çalıştırırsa arkasından da çalıştırdığında bu shell script'i kendi saatini ayarlamış olacak. Burada şu anda saat, evet, 4, yani 5 dakika önce sıfırlamıştım, 5 dakika geçmiş aradan. Şimdi hemen bunun script'ini yazayım burada. Yalnız bunu root çalıştıracağı için şöyle yapıyorum. Burada şunu sileyim. Rm set date, bunu sildim. Sudo 5 ile root'a gidiyorum. Cd root klasörüne. Root yapacak bu işi. Çünkü Raspberry Pi'yi çalıştırdığımızda ona bir Pi kullanıcısı girişi yapmayacağız. Root çalışacak. Şu anda girdik, Pi üzerinden bir şeyler yapıyoruz ama kendi haline çalışmaya bıraktığımız zaman bunu kullanacak olan root. O yüzden root'un içinde yapıyoruz bu işleri. Ve şöyle yapıyorum. Nano bu da şey olsun. Get date olsun. Get date nokta sh. Ne yapsın get date? Biraz önce yaptığımızı yapsın. Wget FTP'den Reha'dan 1234 şifresini verdik. 192.168.2.126'dan neyi getirecek? Set date nokta sh'yi buraya getirecek. Buraya getirdiğinde önceden olma ihtimaline karşı şunu silelim. Remove. Burası neresi? Root'ta. Set date nokta sh. Bunu varsa silsin. Sonra da bunu çalıştırsın. Sh set date nokta sh. Yerini yine tam yerini yazalım. Bulunduğu yer root'un içinde. Evet. Ctrl X, yes. Enter. Ls. Şimdi bir tane get date'imiz var. Biz date'e bakalım. Date'imiz 006, yani biraz öncekinden 6-7 dakika geçmiş. Ve şeyi silelim. Manuel getirdiğimiz set date, ha burada yok. Evet, set date yok. SH şöyle yapalım temizce. Clear. Get date. SH
get date'i çalıştırırsak bakın ne olacak. Hop. Set date'i aldı ve çalıştırdı. Saati de 19.09 olarak ayarladı. İşte bunu Chrome Tab'da her dakika çalışacak şekilde ayarlarsak iki taraf üzerine düşen görevi yapıp, yani ana makine saat için script yazacak her dakika. Raspberry de her dakika onu oradan alıp çalıştırıp o script'i saatini senkronize edecek. Böylece aynı saati takip edecek. Chrome Tab'a girip -e, daha önceden yazdığımız Chrome Tab'da send IP vardı. Her dakika IP gönderiyordu. Bu da yine her dakika şunu yapsın. SH root'ta get date.sh Ctrl X, yes, enter. Evet, saat olayı tamam. Şimdi motion'a başlayacağız. Motion'un ayarlarına. Motion Linux'ta bir servis olarak çalışıyor. Bu şu demek, Raspberry'ye akım verdiğinizde, Linux boot ettiğinde Motion çalışmaya başlar ve kayda başlar. Ayarlarını yapacağız ama şu anda çalışmıyor. Çalışmadığını şuradan anlıyorum. Üzerindeki LED yanmıyor. Çalışmamasının sebebi de şu. Şunu şimdilik kullanmayacağımız için minimize edelim ve ana makine üzerinde şöyle yapayım bunu. Exit deyip pil kullanıcısı üzerinden devam edeyim. Bir tane açılışta çalışmasını sağlayan tek bir satır var. Onu ayarlıyoruz önce. Sudo nano etc'nin içinde, default'un içinde motion diye bir dosya var. Oradaki no'yu yes yapıyorsunuz. Böylece start motion bilgisayar çalıştığında, Raspberry çalıştığında motion service çalışmaya başlıyor. Ctrl X, yes. Şimdi reboot yaptığımda Raspberry'deki Linux tekrar çalışmaya başladığında şeyin yandığını göreceksiniz. Şu webcam'in kamerasının webcam'in LED'inin yandığını göreceksiniz. Sudo reboot diyorum. Sonra diğer ayarlarına bakacağız. Evet, şu anda webcam'in yeşil LED'i yandı. Bu şu demek, Raspberry boot etti ve Motion şu anda kayda başladı. Yani şu anda elimi önünde, bu kameranın önünde gezdirdiğimde onu kaydediyor demek. Hemen şeye girelim, şurada öncesi var, evet. 1, 2, 3, 4, pardon bu 1 girmem gerekiyordu buna, 1. Ve kayda şu anda devam etmesin. Başka ayarlar yapacağım. Onun için şunu yapıyorum. Bu servisi artık kapatıp açabilirim. Şu şekilde sudo service kim motion servisini ne yapsın? Stop yapsın. Şimdi buna enterlediğimde şu LED'in söndüğünü göreceksiniz. Söndü. Şimdi ilk yapacağımız iş, bu bir kayıt yapıyor ya, webcam'den gelen görüntüleri kaydediyor veya hareketli ya da sabit görüntüleri kaydediyor harekete duyarlı bir şekilde. Bunun bir şeyi var, hedef klasörü var. Hedef klasörü öğreneceğiz. Bütün ayarların olduğu şu dosyaya bakalım. Sudo nano etc'de motion'da motion conf var. Buna baktığımız zaman Ctrl V ile target yazdığınızda target direktörünün neresi olduğu, burası değil, bir tane daha arayalım. Şöyle target alt çizgi dir dediğinizde şurası. TMP'de, yani şeyde root'ta TMP'de motion klasörü oradaymış. Şimdi oraya gidip bakalım neler olmuş orada. CD TMP'de motion'a bakalım. Buraya bir sürü JPEG dosya ve bir tane SWF kamera kaydı yüklemiş. Şöyle yapalım mı? Hemen bir deneme. WPUT bütün dosyaları buradaki ana makineye gönderelim. Bunu sıkça yapacağız bu çalışma sırasında. Daha sonra otomatize edeceğiz. Otomatik olarak yapmasını sağlayacağız. FTP'de bölü bölü şu satırı yazalım. 1, 2, 3, 4
et 192.168.126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 
kaldığı yer neresi biliyor musunuz? Benim şu, home klasörüm. Şunlar yukarıdan çektiği fotoğraflar, şuradaki SVF'de OpenVid VLC diyelim. Biraz önce evet önde elimi sallamıştım. Gördüğünüz gibi ayarları yüzünden bu şekilde şey yavaş bir kayıt yapıyor. Ayarlarını kendimiz yapacağız. Yukarıya doğru bakıyor. Burada gördüğünüzde yukarıdaki aşağıyı çeken kamera. Şimdi buradan hemen şeyleri silelim. Bunları artık daha düzenli bir şekilde yapacağız. Şu ana makinenin LS dediğim zaman hepsi burada. Remove yıldız nokta şöyle yapalım. Sudo remove yıldız nokta jpg ve yıldız nokta swf ve recursively force dediğimde bunların hepsini siler. Tamam. Böylece P'de yapmam gereken ilk şey belli oldu. Şu TMP Motion'ın yerini değiştirmek. Burası olsun istemiyorum çünkü TMP klasörü bilgisayar reboot ettiğinde içeriği silinen bir klasör. Biz kapandığında kayıtların silinmesini istemiyoruz. Bizim kontrolümüz altında silinecek. Şunu yapacağız. Önce buradaki her şeyi ya silmeme gerek yok. Nasılsa dediğim gibi bilgisayarı açınca siliniyor. Şu root'a geri döneyim. Buraya atsın. Buraya mı atsın? Bir tane klasör açalım. Nerede açalım? Root'un içinde açalım. Root'ta çalışacağız. Hadi root'a geri dönüyoruz. Sudo 5 dedim. Burada kullanacak olan cd root diyorduk. Şöyle mkdir'le ne diyelim mymotion klasörü olsun. Böyle bir klasör yaptık. ls root açmış oldu. Bunu nano etcd motion'da motion config'in içine ctrl v ile target alt çizgi dir'e gidip şurada doğru yerine yazıyorum artık. Oraya yazmasını istiyorum. Root'un içinde my motion'un içine yaz. Ne yazacaksan. Bu tamam. Bu birinci ayar. Ondan sonra sadece mesela şimdi JPEG kare çekip onları kaydetsin istemiyorum. Yukarıdan ayarlara bakalım. Şunu şöyle biraz büyütelim. Bu eminimiz olsun burada. Ayarlardan diamond off. Şimdi bunların hepsi kendisini anlatıyor. Bizim için önemli olanlara bakacağız. Şuradan video device tamam. Evet, ilk yapacağım şeylerden bir tanesi çözünürlüğünü ayarlamak. Yani kameranın çektiği görüntünün genişlik ve yüksekliğini ayarlamak. Biraz aşağı indiğim zaman şurada width ve height'ta onları görüyorsunuz. Şu anda 320x240 için ayarlanmış. Benim kullandığım şu program aynı bu kullandığım kameranın boyutlarını desteklediği ebatları burada listeleyebiliyor. Ben şey yapacağım. Şurada isterseniz 1280'e 720 yapabilirsiniz. Öyle yapalım. En yüksekten başlayalım. Ya da bir diğer seçtiğim ara ölçülerden bir tanesi 544'e 288. Şimdi ben 1280'e 720'den başlayacağım. Şuraya yazalım. Şunu minimize edeyim. ...1280 genişlik. Eğer yavaş gelir veya çözünürlük daha düşük bir çözünürlük bana yeteceğine karar verirsem bunları düşürebilirim. Bunun haricinde yukarılarda bakalım atladığım bir şey var mıydı? Daha henüz yeni config dosyasının içine yeni bakmaya başladık. Burada dikkatimi çeken bir şey yok. Input 8. Bunları hiç ellemiyoruz. 1287-120 tamam. Saniyedeki kare sayısı şimdilik 2 kare yeterli. Arttırabiliriz.
100 yaptığınız zaman limitsiz oluyor makinenin hızına göre. Tabi Raspberry çok fazla kaldırmayabilir bunu. Sonra aşağıya indiğimizde bunların hiçbiriyle oynamıyoruz şimdilik. Sadece gerekli olanlara bakacağız. Motion Direction Settings'e baktığımızda 1500 piksel değiştiğinde hareket olduğunu algılasın. Tamam, onu bırakıyoruz şimdi. Bunları da bırakıyoruz. Pre-capture ve post-capture var. Yani hareket detect edildikten, tespit edildiği andan önceki kaç kare kaydedilsin ve sonraki kaç kare kaydedilsin ayarları bunlar. İki şey arasında, olay sayılabilecek hareket arasındaki süre 60 saniye. Maksimum impact time ben şöyle yapıyorum. Şimdi 60 saniye, 1 dakika. Güvenlik kamerası yaptığım zaman bunu 600 ya da 900 gibi 10 ya da 15 dakikaya ayarlıyorum. 15 dakikadan uzun videolar olmasın diye. Bunu sıfır yaparsanız sonsuz uzunlukta da olabilir. Sonradan birleştirmek daha çok işime geliyor. Kısa kısa parçalar herhangi bir elektrik kesilmesi durumunda benim için daha güvenli. Elektrik kesildiğinde çok uzun bir dosyanın tamamını kaybedebiliyorum çünkü. Şimdi image file output'ta şu output normali off yapıyorum. Fotoğraf çekmesin. Şunu istemiyorum. PPM off. MIPEC capture olsun. Timelapse olmayacak. Şurada timelapse daily istemiyorum. Şu şeyin saniyedeki bit sayısı kaydın. Hassaslık için bunu daha sonra arttırmak isteyebilirsiniz. Variable bitrate demiş. Değişken bitrate kaydı. Yani hareketin çokluğuna göre bitrate'i azaltıp çoğaltabiliyor. Bunu da şimdilik sıfır yapıyorum. Şurada evet, FFmpeg video codec var. Bu önemlilerden bir tanesi. Bunu şey yapıyorum. Şuradaki MIPEC 4 yapıyorum. MS MIPEC değil de. Tamam. MIPEC 4 yapıyorum. Şunu. MIPEC 4. Sonra buna ilk ayarlar tabii. Daha sonra başka ayarlarımız olacak. Text Display. Locate Off'u 10 yapıyorum. Hareket eden nesnenin etrafında bir kare çizsin. Bu test amaçlı. Çok lazım olan bir şey değil. Sonra kaldırabilirsiniz. Sağ tarafta yazacak olan, şimdi şurada yukarıda bakın. Şu kısaltmaların hepsinin anlamı var. Yıl, ay, gün, hareket eden nesnenin büyüklüğü ve ortası, olay numarası gibi. Onları kullanarak çeşitli yazılar yazdırabiliyorsunuz. Dosyaya ya da ekrana. Sol tarafa mesela şey olsun. Kamera, şunu kaldırıyoruz noktalı virgülü başından. Kamera numarası. Bu thread numarası. İsterseniz buraya kendiniz kamera deneme 1 falan gibi bir şey yazabilirsiniz. Yazdığınız, yani kullandığınız kameranın görev ismini buraya yazabilirsiniz. Değişiklikleri kaydetsin mi? Yani göstersin mi? Bunu 10 yapıyorum. Yani değişen piksel adedini sağ üst köşede gösteriyor bunu 10 yaptığınız zaman. Bu şey yapmak için, kalibre etmek için gerekiyor. Yani büyük nesnenin, büyük hareket eden nesnenin büyüklüğüne göre oradan aldığınız değeri yukarıda, yani karar verdiğiniz değeri biraz önce geçtiğimiz Motion Detection bölümündeki, şimdi yukarıya doğru çıkıyorum, biraz daha çıkalım. Nerede? Şurada bir yerdeydi. Image file burası. Evet, şu threshold var, eşik değeri. Bu mesela şu 1500 şu demek, 1500 pikselden fazla pikselde değişiklik tespit ettiği anda kayda geç ya da işte hareket olduğuna karar ver. Bunu değiştirebilirsiniz. 3000, 10.000, 20.000 ya da 1 sürekli olarak kayıt yapar. O biraz önceki ayar bunu belirlemem için faydalı oluyor. Şimdi yine aşağıya inelim. Neredeyiz? Evet. Şunu biraz önce ayarlamıştık. My Motion içine yazsın. Snapshot
olmasın istemiyorum, Snapchat yapmasın, başına bunu koyduğum zaman yapmıyor. JPEG de olmasın, bunu istemiyorum. Movie kaydedecek. Timelapse de istemiyorum. Bunu da başına noktalı virgül koydum. Eğer webcam kullanıyorsanız, ben şu anda bir tane webcam kullanıyorum ama bunu USB kamera olarak kullanıyorum. İnternet üzerinden webcam kullanıyorsanız bu port ayarlarını yapıyorsunuz. Ben şu anda onları kaldıracağım. USB kamerayla webcam arasında tabii ki aslında bir fark var buradaki konfig dosyası anlamında. Bir porttan webcam olarak çalışıyor. Yani IP kamera gibi çalışıyor. Ben o şekilde kullanmak istemiyorum. Bu portların hepsini kapatıyorum. Bununla ilgili de konfigürasyonla ilgili bilgiler internette mevcut. Ben kullanmadığım için şu anda onunla ilgili bilgi veremeyeceğim. Buraya geçiyoruz. Hareketli motorlu değil kameramız. Olmadığı için zaten bunların hiçbir faydası olmayacak. Şurası önemli. Bunları daha sonra yapacağımız ayarlar. Hareket olduğunda yani on, özellikle şu on motion detected. Yani hareket detect edildiği zaman buraya hareketle ilgili bilgileri bir dosyaya yazmasını sağlayacağız. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Ya da bir şey başladığında nerede? Motion on event end. Yani bir olay bittiğinde kayıt yapması için gibi. Şimdi çalıştıralım bakalım neler yapıyor. SQL bunlar bizi ilgilendirmiyor. Buradakiler de ilgilendirmiyor. Şurada birden fazla kamera, tek bir makinede birden fazla kamera kullandığım için yapacağım o durumda kullanacağım konfigürasyon dosyaları. Raspberry Pi birden fazla kamerada zorlanıyor. O yüzden bununla da ilgilenmiyoruz. Ctrl X, Yes dedik. Ve şöyle yapıyorum. Şimdi neydi? My Motion. CD My Motion'a girelim. Şu anda burada hiçbir şey yok. Sudo service neydi? Motion. İki T ile değil, tek T ile. Start dediğim zaman, evet, şu anda verdiğim ayarlar ile burada kayıt yapıyor olması lazım. VS. Ama harekete duyarlı ve olaya duyarlı olduğu için şu anda kayda başladı ve hareket tamamen kesildikten sonra şu anda kayıt yapıyor. Ben önünde kamerada hareket oluşuyor, olay oluşuyor, etkisi vermiş oluyorum. Hiçbir şey yapmadığımda bu şekilde beklediğim zaman 1280x720 tabi göçmesine de motion'un sebep olabilir. O zaman düşüreceğiz biraz çözünürlüğü. Şu anda ekrandan sürekli ışık farklılıklarından dolayı şey aldığı için, bir hareket varmış gibi aldığı için kayda sürekli devam ediyor. O yüzden LS dediğimde herhangi bir olayı bitirmediğinden bir kayda da geçmiş değil. Yaklaşık bu 10-15 dakika sürer. Çünkü süreyi ne verdim? 600 saniye, 10 dakika verdim. 10 dakika sonra ya olay bitmedi, ben kaydedeyim artık deyip o olayı paketleyip kaydedip yeni bir olaya geçecek. Ben şimdi şunu yaparsam, eğer bütün ayarlarım doğruysa, sudo service motion stop dersem, şu ana kadar kaydetmiş olduğu videoyu kaydeder ve servisi kapatır. LS hiçbir şey kaydetmedi buraya. Evet, root'taki MyMotion'un içine yazmadı. Bu TMP Motion'un içinde denedim. Burada oldu. Ayarlarım tamam ama klasör ismiyle ilgili, daha doğrusu klasörün hakları ile ilgili problem vardı sanırım. Onun için şöyle yapıyorum. Home'da, Pi'da, ne diyeyim, buraya yapayım. Şöyle olsun. MyMotion diye yeni bir klasör açacağım. Buraya gösterdim. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ctrl X, Yes, Enter. Şöyle yapayım. Exit, normal paya geldim. Burada mkdir my motion dedim. LS ve buna hak olarak da şöyleydi galiba. Sudo yok. Şöyle verelim. chmod 777 tüm şeyleri açmış oluyorsunuz herkese.
okuma yazma hakkı vermiş oluyorsunuz şöyle yapınca. Renginin bu şekilde yeşil olması onu gösteriyor. Şimdi sudo servis neydi? Motion ve restart dediğim zaman artık bu yeni yere göre başlayacak. CD my motion içine girelim. Şu anda şöyle bir hareket önünde hareket oluşturalım. Neyse. Bir tane avya oluştu. Evet, şu anda kayda başladı. Kaydın olduğunu da şuradan anlayacağız. DSTRL dediğim zaman şuradaki 550 kilobayt şu anda. Onun yavaş yavaş arttığını göreceksiniz. LS ile bakın 893 oldu. Önünde hareket yaptıkça bu şekilde artıyor. Ve biraz önceki deneyden şunu gördüm. 1280-720 yavaş geliyor. Yani fazla geliyor ve Raspberry yetişemiyor. Onu biraz küçülteceğiz. Şimdi sudo service motion stop diyorum. Bakalım neler olmuş kayıtta. Durdurdu. Kaydı bitirdi demektir bu. Hemen şunu yapıyorum. Wput bu dosyayı ana makineye göndereyim. Ve ana makineden sevdiğim şeyden seyredemeyeceğime göre Raspberry'den nedir? 01 bu dosyaya ftpd bölü bölü rh1234 kullanıcısına 192.168.2.126 adresine gönder dediğimde oraya gönderdi. Şimdi gidip bakalım. Şu oraya gelmiş. Çift tıkladığımda evet bu şekilde kaydı yapmış. Kayıt saniyede 1 ya da 2 kare. Evet 2 kare vermiştim. O şekilde çekebiliyor. 2'ye bile yetişemeyebiliyor. Şuradaki yazılar gördüğünüz gibi minik minik. Şu çerçeve gördüğünüz beyaz çerçeve şeyi kaydetti. Hareketin etrafına çizmeye çalıştığı çerçeve. 1-2 ayar daha yapmamız gerekiyor daha düzgün çalışması için. Bunu kapatalım. Şunu silelim. Auto trash. Buraya yine geleceğiz. Şurada sudo önce şeye bakayım. Biraz önce söylediğim ölçülerden 1280-720 yerine şurada bir yerde hangisiydi bakayım? Şu 544-288'i kullanacağım. Bu da 16'ya 9. Bu şunların hepsini şey yapmıyor. Denedim ben. Hepsi geçerli değil. Ama en azından vereceğim rakamları biliyorum. Mesela bunun çalıştığını biliyorum. Şunu vereceğim. 544'e 288. Yani sudo nano şurada. Şu şöyle gelsin. etcd motion'da motion config'in içinde şurada bir yerde hemen başlangıçta şunlar. Ne dedik? 544'e 288 demiştin değil mi? Şu 544 olsun genişlik. 544. Şu da 288. Ve frame rate de bu durumda 10 kareyle bir deneyelim. Saniyede 10 kare çekmeye çalışsın. Ve aşağıda bir yerde bitrate vardı. Bitrate için Noiston aşağıda, daha da aşağıda. Bunlarla ilgilenmiyorum. Şu 500 bini biraz arttırıyorum. 1 milyon olsun. Şöyle. 0 olduğu zaman variable bitrate olmuyor. Tamam, sabit olacak. Ve şey var. Text display'de locate on aşağıda text double'ı 10 yapıyorum. Bu da büyük karakterlerle yazmaya yarıyor. Yes. Pardon. Tekrar çalıştıralım. Sudo service motion restart dediğim zaman bu konfigürasyonlara göre tekrar çalışacak. Şu anda LSL bakıyorum. Biraz önceki duruyor. Bir tane daha oluşması lazım. Şöyle bir hareket yapalım biraz. Evet, ikinci dosya oluştu. Bunların hangisi eskiydi? 22 ile biten eskiydi. Şey yapayım, remove, eskisini sileyim, 01. 19'dan sonra 48 deyip taba bastığım zaman tamamladı. Bununla işim yok. Yes. Bu da büyümeye devam ediyor. LS-L çünkü kayıt yapıyor.
kaç oldu? 1.2 megabaytlık bir kayıt oldu. Hız testi için şöyle önünde biraz yavaş ve hızlı şekilde 1, 2, 3, 4 sayı saydırdım. LS L ile bakıyorum. 2.6 megabayta çıkmış. Biraz daha kayıt yapsın ve ana makineye gönderip şey yapalım. İzleyelim neler kaydetmiş. Sonra bir de bir tekst dosyası oluşturmasını sağlayacağım. Bu ayar kısmı bitecek. Sudo service motion stop dediğim zaman ve put, bunu yine gönderiyorum. Wput yani 01 FTP'de bölü RH1234 evet 192.162.126'ya gönder. Ana makineye geldi. Ana makineden sevdiğim artık onu. Yapacağım işlem bu aslında temelde. Evet şu anda çok daha hızlı bir şekilde. Tabi kaç şuradan sağ alt köşeye baktığınız zaman şurada 0.1.3.4.9.10 saniyede 10 kareye kadar çekim yapabilmiş. Şeyler daha büyük, kamera deneme 1 demiştim. Şurada bakın yaptığım işleme göre 48.000, 50.000, 20.000, 60.000 pikselin değiştiğini söylüyor. Buradan işte kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Mesela şu kadarlık bir değişiklik 13.797 piksel değişikliğine karşılık geliyormuş. Kabaca öyle diyelim. Bundan takip etmek istediğiniz, hareketi tetiklemesini istediğiniz şeklin şeyini tespit edeceksiniz, değişen pikselini. Sonra threshold değerinde ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben bir şey daha yapmak istiyorum. Laboratuvar çalışmalarında, mesela bir fare deneyinde, bir farenin hareketlerini koordinat olarak, tekst dosyası olarak kaydetmek istiyorsanız şunu yapabileceğiz. Onu hemen şöyle bir şey yapalım. Bunu silelim. Auto trash, bunda işimiz yok. Şeye gelelim. DS, bunu da silelim. Remove yıldız, yes. Evet, şunu yapacağız. Önce bir şey öğrenelim. Çok basit ve kullanışlı bir Linux komutu öğreneceğiz. Şöyle, şunu öğrenmiştik zaten. Echo dediğimizde mesela reha dedim, bunu echo yapıyor ekrana. Eğer şöyle yaparsam echo reha deyip bunu büyüktür deyip ne diyelim test nokta txt dedim. Ls bakın test txt diye bir dosya oluşturuyor, onun içine yazıyor. Yani cat test txt'nin içine baktığınız zaman bu var. Büyüktür işaretini iki tane kullanırsam bakın ne oluyor. Bu sefer soyadımı yazayım ya. Gioglu büyüktür büyüktür test nokta txt dersem cat ile içine baktığım zaman dosyanın altına ekliyor. Yeni bir satır ekliyor. Yani tek bir komut satırıyla bir dosya, text dosyasının içine satırlar ekleyebiliyoruz. Bunu şimdi şeyde kullanacağız. Motion'un içinde kullanacağız. Öncelikle şunu yapacağız. Bu şeyi sileyim. Test txt'yi sileyim. Bunu öğrendiğimize göre. Sudo nano ne diyeceğiz? Motion. ETC'nin içinde. Motion'un içinde. Motion konfigürasyon dosyasının içinde aşağılarda motion ile ilgili kısma gidiyoruz. Hareket ile ilgili şurada şu external commands'a geldiğinizde on motion detected da geldiğinizde şunu açıyorum. Başındaki nokta şeyi kaldırdım. noktalı virgülü kaldırdım. Value'nun yerine de şunu yazıyorum. Bakın. Echo. Şurada bakın bana yukarıda bazı bilgiler vermiş. Demiş ki K ve L X ve Y koordinatı. Motion'un merkezinin. I ve J de küçük I ve büyük J büyüklüğü ve genişliği. Şunu yaparsam buraya I, J yüzdelerle
KVL bunları yazdığım zaman eko yüzde i virgül yüzde büyük ş virgül yüzde k virgül yüzde l büyüktür. Motion detected diyelim, neyse detected nokta txt diye bir dosyanın içine bu bilgileri yazsın. Ctrl X, yes, enter. Target burası. Buraya yazacak. Şimdilik burada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Sudo service motion restart dediğim zaman bu konfigürasyona göre tekrar başlattı. Şimdi LS ile bakıyorum. Önünde biraz hareket oluşturdum. AVI oluştu. Ama TXT oluşmuyor. Tekrar bakalım şeye. Bunu stop yapıp sudo service motion stopla bunu durdurduk. Bir tane AVI var. Text dosyası oluşmasını bekliyorduk. Sudo nano etcd motion da motion konfigürasyon kontrol ve external yazıyorum oraya hızlıca gitmek için. External command neyi yanlış yazdım bakalım. On motion detected echo. Şu komutu bunun içine yazması lazım. Evet, hatayı buldum sanırım. Tam yolu yazmak gerekiyormuş. Şeyde yanılmışım. Sudo nano target directory'e yazacak diye varsaymıştım, öyle değilmiş bu. Etcd motion'da motion config'in içinde Ctrl W external komutlara gideceğiz. Şurada şöyle bir deneme yaptım. Kısa bir şey yazdım. Bunu düzelteyim. Reha yerine neydi? I virgül J virgül ama J büyük J. Tabii yüzdeleri var. Nerede? Yukarıda. I, J, K, L sadece i küçük. Evet, o şekilde yazalım şuraya. Nerede? On motion dedek şurada. Yüzde i virgül yüzde j'yi biraz önce yazmıştım, bunları deneme yaparken sildim. Şimdi tekrar yazıyorum. Yüzde k virgül yüzde l. Şu şekilde home'da, p'de, mymotion'da ve dosya ismi. Dosya ismi çok büyük. Şöyle yapalım. Türkçe yazalım. Hareket yazalım. Bu da çok Türkçe sayılmaz ama. Hareket txt'ye yazacak şimdi. Ctrl X, yes. Enter. Sudo service motion restart. LS. Şimdi şu anda hiçbir şey yok. Çünkü hareket yok. Önünden şöyle bir hareket yapıyorum. Şunu kapatalım. Şu şekilde hareket yaptığımız zaman kameranın önünde ve LS dediğimizde bakın. Hem AVI oluştu hem de cat hareket nokta txt diyorum. 267'ye 219'luk bir kare 133,177 merkezi. Sürekli olarak şimdi ben bunu tazelersem eğer bakın değişiyor değer. Yapmak istediğim şey iki tane şey var. Birincisi hareketi hepsini kaydetmek istiyorum. Alt alta alt alta eklesin hareketleri. Hareketin büyüklüğünü ve merkez koordinatını. Bir de buna tarih eklesin. Tarih de şöyle olacak. Yani saat ve tarih eklesin. O zaman ne yapıyorum? Sudo önce bir kere servisi kapatayım. Motion stop. Bu kapandı. Neyse buradaki her şeyi sileyim. Remove yıldız. Tire recursively force. RF'yi verdiğiniz zaman tek tek sormasını engellersiniz. Sudo nano etcd motion'da motion konfigürasyonuna Ctrl W ile external'da değil mi? External bölümüne gitmek için aramayla böyle gittim. Şurada neler varmış bakın.
Yüzde Y yıl, ay, gün, YMD ve hour, minute, second, HMS büyük. Hangisi? M ve D küçük sadece. Hepsini yan yana yazalım. Şunun başına, şuraya bakın, büyüktür büyüktür yaptığım anda bir kere altına ekleyecek. Biraz önce denemesini yapmıştık. Büyüktür büyüktür olunca önceki dosyanın altına. Yoksa da sıfırdan yaratıyor. Buraya da yüzde Y, büyük Y, virgül, mont ve D küçük, yüzde küçük M, yüzde şeyle, Wi-Fi ile bağlı olduğu için şey yavaş çalışıyor biraz. Normalde kablolu olduğu zaman çok daha hızlı yazıyor. Mont FD'yi yazdım. Year, Mont Day. Yukarıya gidelim. HMS. Bunlar da yani saat, dakika ve saniye büyük harflerle yazılacak. Şuraya yazayım. Bu sırayı kaydederseniz daha sonra MATLAB'de işlemek gerekirse bu hareketleri veya herhangi bir şekilde analiz etmek isterseniz bu sırayı bilmeniz gerekiyor. Ne yaptık? Yüzde saat, hour, neyse hour, minute, yüzde, ha, yüzdeyi yazmışız bir tane, yüzde minute, virgül, yüzde second. Şunları yapabilirsiniz aslında da, mesela buraya yıl eşittir yazdığınızda, pardon, yılı, minute, hepsini tek tek yazacaktır ama dosyanın büyüklüğü çok artacak. O yüzden bu şekilde yıl, ay, gün, evet, ve diğer bilgiler bu şekilde alt alta eklenecek. Bakalım neler oldu. Enter. LS. Burada şimdilik hiçbir şey yok. Sudo. Service. Motion. Restart. Enter. Sudo'nun U'sunu yazmamışım. Şuraya U koyuyorum. Enter'a basıyorum ve başladı. LS. Şimdi hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir önünden elimi gezdirdiğim zaman hem avi hem hareket oluştu. Cat hareket.txt dediğim zaman bakın birçok hareket bilgisi. Yani 2014'ün 7. ayının 21. günü saat 20.19.00'da başlamış. Saniyede kaç tane? 7-8 tane hareket kaydedebiliyor. Bunu da istediğiniz gibi saniyedeki kare sayısını ayarlayarak config dosyasından yapabilirsiniz. Bakın şöyle tekrar gezdirdiğimde bu hareketleri de kaydetti ve dosya büyüdü. Şimdi bu bilgiler bizim için çok değerli. Eğer laboratuvarda mesela fare sosyal hareketlerini şey yapıyorsak, kaydedip daha sonra bunu görselleştirmek istiyorsak artık elimizde böyle bir tek dosya var. Şimdi dosyaların oluşması tamamlandı. Bir tek şey yapacağız. Bunları belli aralıklarla şeye göndersin. Ana makineye gönderme işlemini de yapsın. Onu da şöyle yapsın. Sudo servisten motion'ı bir kapatayım. Motion stop. Evet. Kapandı mı? Kapandı. LED söndü. Bunları sileyim. Remove yıldız, dire, recursively force. Hepsini sil. Bunlar da gitti. Sudo nano nereden? Yine etc'den, motion'dan, motion'dan, motion config'e girip control w external komutların için bulup buradan şunu yapacağız. Bir olay bittiğinde mesela yapabilirsiniz. On event end. Şuraya şeyi yazabilirsiniz. Ne yapsın mesela wput o anki file'ı, kaydettiği dosyayı w aslında büyükçe bir buraya şey yazabiliriz. Bunun başına şey koyayım. Şöyle yapalım. Wput script dosya yazabilirsiniz. Ya da buraya yazabilirsiniz bunu. Dosyanın ismine %f. Nerede? Home'da. Burası P, evet P'de. My motion'un içindeki kimi, hangi dosyayı?
yüzde F. Dosya ismi o çünkü. Yüzde F. Nereye? FTP'de bölü bölü. Kime? Reha'ya 1, 2, 3, 4 şifresi. Evet, 192.168.2. kaçtı? 126 idi. Buraya göndersin. Ve sonra gönderme işlemi bittikten sonra bu dosyayı silsin. Göndermeyi tamamladıktan sonra silsin. Buraya değişik scriptler yazabilirsiniz. Linux scriptini öğrenerek ben kısaca bunu yapıp bu dersi burada bitireceğim. Bunun aynısı text için de geçerli. Text dosyalarında gönderebilirsiniz. Remove bu dosyayı silsin. Bakalım, eğer yanlış yapmazsam, tabii her şey düzgün çalışırsa, burada bir hata yapıyorsam, home'da p'de kimi silecek? Yüzde f dosyasını silecek. O kadar. Ctrl X, yes, enter. Şöyle yapıyoruz. Sudo service motion restart diyorum. Şimdi bakın neler olacak. Burada bir hareket kaydı başladı. Hem hareket text'te hem de avi dosyayı kaydediyor. Şu anda ls-l dersem şu anda 576 büyüklüğü. Önünden biraz daha şöyle el hareketi yaptığım zaman o 708 oldu. Hareket oldukça kayıt yapıyor ve dosya anca o zaman büyüyor. Bu avantajı motion'un. Boşu boşuna hareketsiz durumlarda kayıt yapmamış oluyor. Bakın 894'te kaldı. Şöyle biraz daha kayıt yapalım. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Event'in bitmesi için 60 saniye beklemem lazım. Ya da şunu yapabilirim. Yani bu normal çalışacak da, eğer bir yanlış yapmadıysam. Sudo service motion stop dediğim zaman aslında o olay event bitmiş gibi event'i bitirir ve ondan sonra da o wput işlemini yapar. Onun için şöyle geldiğini görmek için şu burada durmasın. Bunda işimiz yok. Şuraya bakalım. Buraya bir tane avi dosyasının gelmesi lazım. Ben stop dedikten sonra bastık. Bitirdi ve buraya bir şey geldi mi? Eğer her şey yolundaysa gelmesi lazım ama sanki gelmedi gibi. F5 kamera set date create date script. Peki. O zaman bir tane script yazalım. Evet, şöyle bir şey yapmayı deneyelim. Bunları olay ismiyle olay ismiyle kaydedip göndersin. Evet. Şimdi bunların hepsini silelim. Her şeyi sil. Recursively force dedik. Sudo nano etc motion'dan motion. ETC'nin başına bir. Evet, klavye oldukça yavaş çalışmaya başladı. Bağlantı hızına göre bazen bu iş zorlaşabiliyor. Şimdi Ctrl W external dedik ve oraya gittik. Şurada yapacağı işleri şöyle tanımlamak istiyorum. Şunu kapatalım. Burada kafamızı karıştırmasın. Sonra ne yapalım? Şunu şöyle biraz açalım ve olay bittiğinde bunları buraya gönderecek. Ama önce şuradaki motion detect'teki ismi şuraya hareket yerine şöyle yapacağım. Olay olarak kaydetsin. Nerede var? Noise level
Ne? Kamera, thread. C olması lazım. Niye yok burada? Value yok. O değil. File name, indicate, fn, v. Evet. Küçük v, event. Olay değişkeni bu. Hemen şunu deneyeceğim. Şuraya, nerede o? 10 motion detect. Hareket text yerine yüzde v text yazacağız. Yani burayı olay olarak kaydedecek. Tamam. Ondan sonra şunu yapacak. Şuraya olay bittiğinde bütün avileri şöyle motion'daki yıldız nokta avileri ya her şeyi daha pratik. Buradaki her şeyi FTP'de buraya göndersin. Arkasından da şurayı zaten yanlış yazmışım. My Motion'daki şuraya bir tane O koyuyoruz. Her şeyi recursively force ile silsin. Bir kontrol edelim. Olay bittiğinde MyMotion'daki her şeyi şeye gönderecek. FTP'ye 192.126 ve arkasından da remove home'daki bilmem. Evet, normal görünüyor. Şuraya baktık. Bu da olay olarak kaydedecek. Tamam, bir deneyelim. Bakalım neler olacak. Ctrl X, yes, enter. Sudo ser, yani buna benzer şekilde script ve buraya komut yazarak ve o değişkenleri kullanarak siz daha esnek çözümler üretebilirsiniz. Ben şimdilik basitçe bunları yaptım. Service motion restart dedik. Başladı. Şimdi bakıyoruz. Burada hiçbir şey yok. Çünkü henüz önüne bir hareket gelmiyor. Şöyle yapalım. Şöyle evreyi küçültelim. LS hala yok. Kameranın önüne şöyle elimi getirdiğimde LS bakıyorum neler oluyor. 0-1 olayı TXT olarak şu anda arka arkaya kaydediyor. Ve AVI'yi de kaydediyor. Şöyle yapalım. cat01.txt. Evet. Bu oldukça büyüdü birdenbire. LS-L diyelim. 1 MB'lık bir de avi oluştu. LS. Şöyle biraz daha büyütelim. Hem olay dosyası hem de şey büyüyor. Yanında. Avi dosyası büyüyor. Text dosyası ile birlikte. Evet, bu kadar yeter sanırım. Şimdi aslında yaptığım ayarlarda 60 saniye olay aralığı. Yani şu şekilde hiç hareketsiz beklersem 60 saniye sonra bir numaralı olayı 01 nolu olayı kapatıp 02'yi açacak. Tabi bu arada ilk iş bunları şeye gönderip ana makineye gönderip bunları buradan silmek olacak. Ama o kadar beklememek için ben şunu yapacağım. Aynı etkiyi yapıyordu. Sudo service motion'u kapatacağım. Motion stop dediğimde bakalım neler olacak. Stop dedik. LS dedim. Gördüğünüz gibi dosyalar gitmiş. Yani silindi. Silme işlemini yaptı. Gönderme işlemini yapmış mı bakalım. Onu iki türlü bakarız. Şöyle ana makineye LS ile baktığımızda buraya bir şey gelmemiş. Demek ki gönderemiyor. Ya da yeni bitirecek göndermeyi diyeceğim ama cd www buraya gelmiş mi? Hayır. Komutta bir yanlışlık olabilir. Hemen bakalım. Şunun içinde Ctrl W
external olay bittiğinde bunların tamamına FTP'de şu adrese gönder. Burada bir sıkıntı yok görünüyor. Ve ha bir dakika. Tamam MyMotion'da. Home'da, P'de MyMotion. Home'da, P'de MyMotion'da hepsini sil. Hepsini sil çalışıyor. Şunun da çalışıyor olması lazım. WPut'un da çalışıyor olması lazım. Şuraya bir daha bakalım. Yeni gelmiş olabilir mi? Yoksa bir süre sonra mı silmesi gerekiyor? Peki. Komut niye çalışmıyor onu anlamak için şöyle yapalım. Şu end. Evet sanırım end yüzünden çalışmıyor. Bunları bir tane şeyin içine yazayım. Şöyle alıyorum. Diğer seçenek o kaldı. Başka bir seçeneğim kalmadı. Şöyle yapalım. Bunu şöyle büyütelim. Ondan olabilir. Yani şu enti kabul etmiyor olabilir. Bu bazı kısıtlamaları var ama onlar yazmıyor. Şöyle bunu copy dedim. Ctrl X. Evet sonuçta bu da bir ders konusu sayılır. MyMotion içinde olmasın tabi bu. Şöyle bir geri gelelim. Nano event end diyelim. SH. Bunun içine biraz önce çektim. Evet bunu buraya aldık. Şunu da end yerine vput onu almamışım. Ve şuradan end yerine de evet. Önce home'daki p'deki MyMotion'daki her şeyi FTP şu adrese gönderecek. Ondan sonra remove home'daki motion bütün dosyaları silecek. Silme işlemini yapıyor zaten. Ctrl X. Yes. Enter. Evet. Ctrl W External. Şurayı düzeltelim artık. Event end demiştik değil mi? Bu bittiği zaman şuradan SH niye buraya yazdı? Çünkü kursörüm orada değil. Bunu siliyoruz. SH home'da p'de event and sh'yi çalıştırsın. Olmaz ki. Aman iyice buralar saç şey. Evet yaptığım hatayı şimdi buldum. Aslında bir hata falan yokmuş. Her şey gayet güzel oluyormuş. Şöyle FTP'de WPut'taki bir ayrıntıdan kaynaklanıyor. Şöyle, burada neredeyiz? Bir dosya göndereceğim diyelim. Bu dosyanın bulunduğu yer PWD, Home'da, Pi'da, MyMotion. Şeye gittiğimde, ana makineye, LS, burada bakın. Şey ayırıyor, CD, Home, ls cdp onun içinde yani klasörleri açıyor bu şekilde cdp ve cd my motion'a baktığım zaman o demin göndermedin sandığım aviler olay dosyaları hepsi buraya gelmiş paşa paşa hiçbir sorun yokmuş aslında yani o home'un içinde bir home daha onun içinde bir pi onun içinde bir my motion açmış ve bunun içindeki dosyalar şöyle bir seyredelim. Evet, bu kayıtlardan bir tanesi.
olay numarası da yazdırabilirsiniz isterseniz, şuraya bir yere %W yazarak. Bunlar diğer görüntüler ve şu hareket, daha önce gönderdiğim hareket tekst dosyası. Bunu kapatıyoruz. Bu da 01 nolu olayın dosyası. Evet, ayar şey yok, problem yokmuş yani. Şöyle bir sadece ne yaptığımıza bir daha bakalım. LS buradaki event end vardı ya. C şöyle yapalım, nano event end. Şurada yazdığım wput home p motion'daki her şey ana makinedeki KRH'nın home klasöründe buradaki klasörleri açarak kaydediyor. Yani oraya bakacaksınız. Ben bunu ayrıca dışarıya bir script dosyası versiyonunu da yapmış oldum. Şunu test için kaldırmıştım ama hiç de gerek yokmuş. Gayet de güzel çalışıyorum. Şu diz'i kaldıralım. İster böyle yaparsınız. İsterseniz bunu biraz önce yaptığımız gibi araya, şuraya end koyarak motion konfigürasyon dosyasının içinde şöyle yapalım. On event end'in sonuna bunu eklediğinizde bu da gayet güzel çalışıyor. Sadece gönderdiği FTP'nin home klasöründe şu yolu komple açıp onun içine kaydediyor. Ve kendi klasöründeki fazla dosyaları siliyor. Orası çok fazla şişmemiş oluyor böylece. Bir şey de yapabilirsiniz. Yedekleme sistemi de yapabilirsiniz. Scriptleri kullanarak artık Linux'taki hakimiyetinize bağlı. Evet. FTP'de de böyle bir şey var. Bu dosyaları gönder dediğin zaman o dosyaların bulunduğu yolu gönderdiği yerdeki home klasörü kime gönderdik? Reha'ya. Reha'nın home klasöründe şurayı açıyor. Genel olarak bunlar şu yapılabilir. Gönderdiği yer ya da kendi şeyinde, kendi klasöründe sürekli olarak hareket txt dosyası oluşturuyor ya. Oraya koordinatları yazıyor. O koordinatları da arka planda çalışan bir Python ya da başka bir dosyayla yorumlayıp hareketin bulunduğu yerin koordinatına göre bazı tetiklemeler yaptırabilirsiniz. Bazı röleleri açıp kapayabilirsiniz. Güvenlik için olabilir. Başka amaçlarla otomasyon için, çeşitli robotik uygulamalar için kullanılabilir. Çünkü sonuçta size bir hareketin ağırlık merkezini, koordinatlarını veriyor. Evet, birazcık karışık gibi oldu ama takıldığınız yerleri tekrar seyrederek oralardan ince detayları öğrenip, deneyip, yanılıp bu sistemi çalıştırabilirsiniz. Bu motion dersi şimdilik burada bitsin. Eğer ilave edilmesi gereken başka konular olursa motion'a 3. ders olarak belki devam edeceğim. Sonraki derslerde tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.